Hi-Fi Life'dan hepinize merhaba. Ben Doğukan. Bugün hep beraber inceleyeceğimiz cihaz Astelen Körn'ün SA700 modeli. Astelen Körn'ü zaten hepimiz biliyoruz ama ben yine de bir parantez içinde açıklamak istiyorum. Astelen Körn daha öncesinde iRiver ismiyle bilinen ancak daha sonra adını değiştirerek Astelen Körn adına kavuşan Güney Koreli bir müzik teknoloji firması ve kendi alanının en iyi birkaç markasından biri diyebiliriz. Belki de en iyisi. Bize sunduğu ürün genişliği ve ürün kalitesi bakımından. Bugün konuğumuz olan SA700'ün kendine has bir takım özellikleri var. Hem diğer Astelen Körn modellerinden ayrılan hem de genel anlamda pazardaki diğer ürünlerden ayrılan. Nedir bu özellikler? Bunlardan belki de en önemlisi AKM'in 4492 ACB DAC çipini kullanan dünyadaki ilk müzik player. Bu DAC çipinin ne özelliği var? Bu DAC çipi şu an için sektörün en iyi ses kalitesine sahip olmasına rağmen aynı zamanda inanılmaz düşük bir güç tüketimine sahip. Bu bize ne getiriyor? Daha hafif, daha küçük cihazlarda kullanılabilme avantajını getiriyor. SA700'de dünyada bunu kullanan ilk müzik player. Aynı zamanda bu DAC çipinden kendisinde iki tane bulunuyor. Yani hem sağ hem sol kanal için çift DAC çipine sahip. Bu tabi müzikalite anlamında inanılmaz önemli ve değerli bir özellik. Diğer özelliklerine de genel anlamda bahsetmem gerekirse Astelen Körn'ün isim değişikliğinden sonraki üretmiş olduğu ilk müzik player'ın birebir aynısı. Yani tamamen burada retro bir tasarım ve geriye dönük tarihe bir saygı duruşu olarak düşünebilirsiniz. Astelen Körn tarihini canlı tutmak için böyle özel bir model üretmiş. 300 gram ağırlığa sahip, 128 GB dahili belleğe sahip. Aynı zamanda da ölçü bakımından fiziksel olarak oldukça küçük ve mobil kullanıma uygun bir cihaz. Tamamen yekpare paslanmaz çelik gövdeden oluşuyor. Hassas CNC işçiliğiyle üretilmiş, tamamen pürüzsüz, herhangi bir ayrı noktası bulunmayan tek parça, yekpare bir kasaya sahip. Diğer önemli teknik özelliklerine gelirsek, Astelen Körn'ün MQA'yı direkt olarak destekleyen ilk müzik çaları. MQA nedir? Son zamanlarda oldukça sık duyuyoruz farklı mecralarda. MQA, herkes iyi özelliklerinden bahsediyor. Ama nedir bu MQA? Biraz bundan bahsedelim. MQA, patenti İngiliz Meridian firmasına ait olan bir ses işleme sistem bütünü diyebiliriz. Stüdyodan herhangi bir kulaklığa ya da hoparlöre ulaşana kadar ki sesin tamamen kayıpsız olarak iletilmesini sağlayan bir yazılımsal teknoloji. Bu bize ne katıyor, ne ifade ediyor? MQA olursa ne olmuş olur? Bir müzik parçası stüdyoda kaydedildiği şekilde hiçbir kayba uğramadan, artı veya eksi yönde hiçbir değişikliğe uğramadan tamamen olduğu gibi kayıpsız olarak bizim kulağımıza ulaşmış olur. Ve SA700 Astelen Körn ürün grubu içinde bu özelliği natif olarak yani direkt kendi içinde barındıran ilk müzik çalar. Biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi AKM'in 4492 ACB çipinden 2 adet barındırıyor. Onun dışında kullanmış olduğumuz ya da dinlemiş olduğumuz parçanın bit değerini ya da çözünürlük değerini yan tarafındaki ışıklı sistemden kolaylıkla anlayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse dinlediğimiz parça 16 bit değerinde bir parçaysa yan tarafında kırmızı bir ışık belirliyor ve bize bunun 16 bit değerinde olduğunu söylüyor. Mavi olursa 32 bit değerinde bir parça dinlediğimizi anlıyoruz. Eğer yan kısım mor renge dönüşürse DST 256 formatında bir müzik dinlediğimizi bize belirtiyor. SA700'ün diğer özelliklerine geçmek istiyorum. Çift çıkışa sahip ne gibi artıları var? Çift çıkışa sahip, bunlardan bir tanesi standart 3.5 mm'lik çıkış. Herhangi bir kulaklığı takabildiğimiz ya da herhangi bir AUX kablosunu bağlayabildiğimiz.
Diğeri ise balanslı, tam dengelenmiş çıkış. Hem çıkış gücü bakımından daha fazla, ortalama 2 katı güce sahip bu çıkış. Ve tamamen parazit ve gürültüden alındırılmış, tamamen dengelenmiş olarak çıkış sağlayabiliyor. O nedenle de adı balanslı çıkış. Hemen yan tarafında ses açma kapama tuşlarını görüyorsunuz. Bu diğer tarafında power tuşu bulunmakta ve estetik bir korumaya alınmış, sizin de şu anda görmüş olduğunuz gibi. SA700'ün bir diğer kendine has özelliği ise Astelin Körn'ün ilk kez kullanmış olduğu yeni arayüze sahip. Tahmin ediyorum ki bundan sonraki modellerde de bu yeni arayüzü kullanacak firma. Öncekine oranla daha sade ve daha hızlı çalışıyor. Alt kısımda görmüş olduğunuz USB Type-C şarj noktası ve hemen yanında da hafıza kart girişini görüyorsunuz. Biraz evvel söylediğim gibi 300 gram bir ağırlığa sahip, oldukça hafif. Tek elinizde bile tuttuğunuzda, çantanızda ya da herhangi bir cebinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Müzikle ilgili olan kısımlara gelirsek, kendi içerisinde Tidal, Spotify, Deezer gibi müzik servislerine direkt yüklü olarak geliyor. Bunlardan herhangi birine bir üyeliğiniz varsa kullanıcı adı ve şifrenizi girerek listelerinize ulaşabilir ve yüksek çözünürlüklü müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Evet, bugün de bir inceleme videosunun sonuna geldik. Bahsetmiş olduğum ürünü elimden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım. Ancak siz de bu ürünü Hi-Fi Life mağazalarında birebir olarak deneyimleyip aynı zamanda satın alabilirsiniz. Ya da www.hifilife.com adresinden hem inceleyebilir hem de internet üzerinden satın alabilirsiniz.